Herkese yeni bir videodan, yeni bir ülkeden, son derece ilginç bir yerden selamlar dostlar. Şu anda neredeyim biliyor musunuz? Parası dolardan 3,5 kat daha değerli olan, dünyanın en değerli para birimine sahip olan, dünya petrolünün %10'una hükmeden bir Arap ülkesi olan Kuveyt'teyim. Şöyle bulunduğum yeri göstereyim. Şehir merkezinde burada bir cadde üstündeyim. Burada sokakta her yerde lüks araçlar görmek, zenginlik, şatafata rastlamak son derece olası. Zamanında 2017 yılındaydı zannedersem, gayri safi milli hasılada burası 70 bin doların üzerine çıkmış ve dünyada ilk 4'e girmiş bir ülke. Ülkeye geldiğimden beri ilk dikkatimi çeken şey şu oldu: yerel halkı göremiyorsunuz hiçbir yerde. Otobüse biniyorsunuz, şoför Hindistanlı. Bir restoranta gidiyorsunuz, çalışan Butanlı, Endonezyalı. Kuveytliler çalışmıyor oralarda. Çünkü Kuveyt'in yerel halkı o kadar zengin ki gidip de bir mağazada veya herhangi bir iş yerinde çalışmak istemiyorlar. Kuveytliler nerede çalışıyor diye sorduğundaysa insanlara, onlar ofiste, bankalarda, daha rahat yerlerde çalışıyorlar cevabını aldım. Ancak tüm bu zenginliğe rağmen ülkede bir yandan da bir kaos havası var. Tam anlamıyla bir düzen göremedim sokaklarda, etrafta. Bu da biraz garip geldi bana açıkçası. Birazdan gezmeye, keşfetmeye başlayacağız etrafı. Fazla da uzatmadan Kuveyt macerası başlasın. Hadi bakalım, yeni ülkemiz Kuveyt'i gezmeye, keşfetmeye başlayalım. Videoya geçmeden önce çok ilginç bir şey göstereceğim. Ülkenin parası o kadar değerli ki ülkede şöyle bir para var. Çok ilginç bir şey. Şöyle göstereyim. Bir Kuveyt dinarının 1/4'ü bu. Çeyrek dinar olarak geçiyor. Ülkenin parası dolardan yaklaşık 3,5 kat daha değerli olunca çeyrek dinar ortaya çıkarmışlar. Şu 1 dolara tekabül ediyor neredeyse. Bir Kuveyt dinarı an itibariyle 3,25 dolara tekabül ediyor şu anda. Bir de şöyle bir para var elimde. Bu parada yaklaşık 16-17 dolara tekabül ediyor 5 Kuveyt dinarı. İlk defa parası bu kadar değerli olan bir ülkedeyim. Zaten dünyanın da en değerli para birimine sahipler. Şu olayı muhtemelen başka dünyanın hiçbir yerinde göremezsiniz. Adamlar kendi parasının 1/4'ünü basıyorlar 1 dolara eşdeğer hale getirmek için. Videoya çok hızlı bir giriş yaptık. Çünkü burada vaktim çok kısıtlı. Ben aslında normalde buraya gelip 3-4 gün kalmayı planlıyordum. Ancak başıma gelen aksiliklerden ötürü çok geç gelebildim Kuveyt'e. Yaklaşık 3 haftalık bir gecikmeyle geldim. Ve burada şu anda birkaç saatlik bir vaktim var. Sonrasında tekrardan yeni ülkeye doğru yola koyulacağım. Hal böyle olunca bu kısıtlı vakitte sizlere olabildiğince bu ülkeyi göstermek istiyorum. Kuveyt ülkesi yalnızca Kuveyt şehrinden oluşuyor. Yani bu şehri gezdiğinizde aslında ülkenin çok büyük bir kısmını gezmiş oluyorsunuz. Bu şehir farklı farklı beldelere ayrılmış ve sadece otobüslerle şehrin içerisinde ulaşım sağlayabiliyorsunuz. Şu anda Kuveyt'in kendi içerisinde 160 kilometre boyunca uzanan bir metro hattı inşa ediliyormuş. Ancak bunun inşaatı ne zaman biter tam olarak bilmiyorum. Muhtemelen bittiğinde dünyanın en modern metro hatlarından bir tanesi olacak. Şimdi videonun başında Kuveyt'in para birimine fazlasıyla değindik. Madem böyle başladık, buradan biraz devam edeyim istiyorum. Kuveyt petrol zengini bir ülke. Dünya petrollerinin %10'una hükmediyor. Ciddi bir rezerve sahipler ve petrolü yalnızca kendi paralarıyla satıyorlar. Diyor ki Kuveyt,
diğer ülkelere. Eğer benden petrol alacaksan bana Kuveyt dinarı getirmek zorundasın. Hal böyle olunca Kuveyt dinarı tüm dünyada aranan bir para birimine dönüşüyor ve sürekli değer kazanıyor. An itibarıyla bir Kuveyt dinarı 93-94 TL. Dolar karşılığını zaten söyledim. Yaklaşık 3,5 dolar. İnanılmaz değerli bir para birimi. Ancak Kuveyt'e gelirseniz eğer, bir gün yolunuz düşerse böyle Kuveyt'e geldim, inanılmaz gelişmiş bir yer göreceğim. Ne bileyim, böyle New York gibi, Hong Kong gibi, Dubai gibi inanılmaz beklentiye girmeyin. Böyle uçuk şeyler vaat eden bir yer değil bence size. Ancak gezecek noktaları olan bir şehir. Şöyle göstereyim. Karşımızda finans merkezleri ve alışveriş merkezlerinin bulunduğu devasa gökdelenler yer alıyor. Genel olarak şehrin kendi içerisindeki lokal binalar kahverengi renkte. Hatta havalimanından şehir merkezine doğru gelirken etrafta direkt bir çöl havası var her yerde. Yolun kenarlarında yeşillik yok, direkt kum var ve evler de kahverengi. İlk defa bir Arap ülkesine gelen birisi olarak açıkçası daha şaşalı evler görmeyi, böyle daha abartılı yapılar görmeyi bekliyordum ama aslında çok daha sade yapılarla karşılaştım. Şehrin dışarısında ve şu ana kadar şehrin içerisinde. Yollar, caddeler çok geniş ya şehrin içerisinde. Ülke dümdüz olunca ve karayollarından oluşunca sadece, herhangi başka bir ulaşım yolu olmayınca yolları inanılmaz geniş yapmışlar. Sanki böyle küçük yüz ölçümü olan bir ülkeye değil de devasa yüz ölçümü olan bir ülkede gibi hissediyorsunuz kendinizi. Şehir çok geniş bir alana yayılmış. Şehrin sembol camilerinden bir tanesini görmeye geldim. Hemen burada sağ tarafımızda bir değil aslında iki farklı çok güzel cami yer alıyor. Ama girdiğim sokağa bakar mısınız? Şöyle göstereyim. Daracık bir sokakta devasa binalar yer alıyor. Çok boğucu geldi bir anda böyle bir yere girmek. O geniş caddelerden buraya geçince bir anda bütün etraf değişti. Aslında az önce de bunu söylemek istedim. Tam olarak bir düzen yok derken. Bu kadar zengin bir ülkede kafanızda canlandırdığınız şeyle karşılaştığınız şey çok farklı. Hong Kong'da mesela belli bir düzen vardı ve bütün şehir o düzen içerisinde inşa edilmişti. Yürüdüğünüz caddeler her zaman aynı. O caddelerin genişliği belli. Metro ağı çok gelişmiş. Keza Singapur'da, Güney Kore'de gelişmiş birçok ülkede gerek sokakta yürürken gerek trafikte bu gelişmişliği fark ediyorsunuz. Ancak burada böyle bir durum yok gibi. Şöyle göstermek istiyorum hemen ana caddenin kenarı. Bir anda böyle dağınık yerlere çıkabiliyorsunuz. Şehrin yapısı biraz farklı. O yüzden alışmak gerekiyor etrafı bulabilmek için. Belki öğrendikten sonra daha farklı bir gözle bakabilirim ben de. Bazı şeyleri anlamakta gerçekten güçlük çekiyorum. Şu arkamda görmüş olduğunuz cami çekebilmek için az önce önüne gideyim dedim. Ama önüne gittiğimde orada bir güvenlik vardı ve kamera kapalı olmasına rağmen sadece elimde olduğu için pasaportuma baktı, vizeme baktı, Türk kimliğime baktı. Yani alt tarafı cami çekeceğim dedim. Ben de Müslümanım ya. Hatta sure okudum adama inansın diye. Yani çok ilginçti ya. Yok diyor, çekemezsin. Ya diyorum neden çekemem? Diyorum geldim caminin fotoğrafını çekmek istiyorum. Neden çekemem? Yok diyor. Yasak. Ya diyorum ben de Müslümanım. Yok anlamıyorlar yani, bir türlü anlaşamadık. Yani şurada güzel bir cami gördüm. Arkasında bir cami daha vardı. Çekeyim dedim. Yok yani bu kafayla bu ülkeler nasıl turist çekecekler? Ya da böyle bir gayeleri var mı? Gerçekten çok merak ediyorum. Ama bir turiste bu şekilde davranmaları, ters davranmaları çok üzücü bence. Sadece ben orada elimde kamera olduğu için, bakın kapalı vaziyette, video çekmediğim halde elimde kamerayla caminin önünden geçtiğim için böyle bir muamele görmem çok tuhaf yani. Güvenlikte nereden böyle bir yetki oluyor? Onu da anlayabilmiş değilim. Ama çok ilginçti ya. Adam 10 dakika resmen bana yok ne zaman Kuveyt'e geldi, vizen nerede, pasaportun nerede, Kuveyt ID'in var mı? Saçma sapan şeyler yani. Anlayamıyorum bazı şeyleri gerçekten. Etrafımız yine gökdelenlerle doldu. Birçok yerde devasa finans merkezleri var. Bunlar genelde banka veya exchange office yani döviz bürosu binaları. Yanlış duymadınız. Kuveyt'in parası çok değerli olunca bu şekilde döviz bürolarının devasa gökdelenleri var. İlginç bir yer. Şimdi karşıda bir pazar varmış. O pazara gidelim, gezelim istiyorum. Evet.
Bu arada bakın şöyle iki katlı otobüslerle şehri de gezebiliyorsunuz. Turistler için böyle bir şey çıkartmışlar. Faydalanabilirsiniz gelince. Ve az önce göstermiş olduğum pazarın içerisindeyim. Pazar da denmez. Buranın meşhur çarşısıymış burası. Daha çok akşam saatlerinde hareketli olan bir yermiş ama gelmişken gör dediler. Ben de geldim size göstereyim dedim. Klasik. Her şeyin satıldığı bir çarşı. İran'da daha önce böyle yerde çok görmüştük. Türkiye'de zaten bazı yerler fazlasıyla bulunuyor. Eğer satılan farklı bir şey, geleneksel bir şey görürsem göstermeye çalışacağım burada da. Bu arada az önce girmiş oldum pazarın tam merkezine geldim, ortasına geldim. Oldukça otantik bir görüntü var burada. Bakın tarihi bir görüntü, arkada gökdelenler yükseliyor. Kuveyt'in özeti bu herhalde. Kültür ve o günümüz mimarisi iç içe geçmiş. Hem burada o geleneksel kültürü hissediyorsunuz hem de modernliği hissediyorsunuz ama bir yandan da bir kargaşa var. Biraz farklı bir yer. Gündüz olduğu için birçok mağaza, birçok dükkan kapalı. O yüzden ne kadar çok şey gösterebilirim bilmiyorum ama küçük bir tur atalım istiyorum böyle pazarın içerisinde burada. Biraz daha devam edelim bakalım. Görmeye buralar en azından bir tık daha hareketli geliyor. Bakın şöyle göstereyim. Galiba burada Hint yemekleri satılıyor. Samosa ve farklı çeşitli yemekler var. Abimiz burada satıyor. Fiyatlar da şurada yukarıda yazıyor. 1 dolardan başlıyor. Yukarıya doğru gidiyor. Muhtemelen burada yiyebileceğiniz en ucuz yemekler olsa yakınlar. Kurma çeşitlerine bakar mısınız? O kadar çok çeşit kurma var ki şaşırdım kaldım yani şu anda. Şöyle devam edelim. Bakın hemen yanda bir farklı mağaza daha var. Yine böyle çeşit çeşit hurmalar var. Üzerine böyle bir şey dökmüşler. O şekilde satıyorlar. Tatlı gibi. Yaş hurmaları var. Biraz daha olgun olanları var. Fiyatlarını anlayamıyorum. Bu galiba 1.750 dinar. Yani çarpı 4 yaparak dolar bazındaki fiyatına ulaşabilirsiniz. Biraz pahalı gibi sanki ama Kuveyt'te normaldir diye düşünüyorum. Galiba bu da safran. Küçük böyle bir kaba koymuşlar, satıyorlar burada. Bakın burası da restoranların yer aldığı kısım. Burada birçok farklı restoran yer alıyor pazarın içerisinde. Arkada kendi ekmeklerini pişiriyorlar ve burada direkt anlık olarak satışını yapıyorlar. Şöyle gösterebilirsem göstermeye çalışayım. Burada taze taze ekmekleri hazırlıyorlar. Arkada fırınları var. Bayağı böyle kendi yaptıkları bir fırın var. Aha, eyvallah. İçeri çağırdı abi. Selamünaleyküm. Bakın. Bir burada közün üstünde pişen ekmekleri var zannedersem. Bir de burada kendi yaptıkları fırında yine odun ateşinde pişen lavaşları var. İran'da da bu olayı çok görmüştüm. Irak'ta da. Burada da. Bakar mısınız? Şükran. Yürürken şöyle ilginç bir pano karşıma çıktı. Ülkede iPhone 15 Pro adamların parasıyla yalnızca 349 Kuveyt dinarı. %70 indirim var zannedersem. Ne yazıyor bilmiyorum. Arapça yazıyor yine. Anlayamıyorum. Ama 349 dinara iPhone 15 Pro alabiliyorsunuz. İnanılmaz bir gücü var burada paranın. Kazançlardan yine dolar bazında bahsetmek gerekirse minimum burada kazançlar 800-900 dolar civarında başlıyormuş. Özellikle göçmenler burada. Ne bileyim Hintliler, Endonezyalılar, işte diğer ülkelerden gelen göçmenler bu civarda kazanıyorlar. Az kazanıyorlar ama yerel Kuveyt halkı ciddi paralar kazanıyorlarmış. Ofiste çalışanlar, bankada çalışanlar, iyi bir iş yerine çalışanlar genellikle zannedersem 1500-2000 dolar üzerinde kazanıyorlar ortalama olarak. Ve iyi pozisyondaysanız bunu birkaç bin dolarla çarpabilirsiniz. Hatta daha önce mühendislerin iyi bir iş bulduklarında burada binlerce dolar kazandıklarını da duymuştum. Ülkede çok fazla Hintli var. Yani sokakta yürürken gördüğüm insanların %70'i Pakistan, Hindistan ve Bangladeş gibi ülkelerden. Yerel halkı neredeyse görmüyorum gibi bir şey. Belki onlar daha lüks, daha şatafatlı bir hayat yaşadıkları için bilmiyorum ama çok fazla sayıda göçmen var ülkede, her yerde. Şimdi burada bir otobüs durağına geldim. Buradan otobüse bineceğim ve otobüsle ülkenin en sembol yerlerinden bir tanesi olan Kuveyt Tower'a, yani Kuveyt Kulesi'ne gideceğim. Büyük ihtimalle
otobüs şoförü de bir göçmen olacak. Çünkü herhangi bir Kuveyt'te böyle bir işte çalışmıyor. Videonun başında bahsettiğimizde çekmeye, göstermeye çalışacağım şimdi size otobüse binerken. Evet, şimdi abi otobüsümüz geldi. Koştur koştur biniyoruz bakalım. Bilmiyorum gidiyor mu ama biraz böyle karmaşık oldu. Tower, Kuveyt Tower. Kuveyt Tower? Aha. Bas. Kuveyt Tower, walking. Back side. Is that a seaside, Kuveyt Tower? Seaside? Yeah. ABC Kuveyt Tower? Aha. Uh-huh. Going bus. Okay, by bus. Okay. 51 going back down to seaside AB. Aha, seaside. You are going seaside? Yeah, seaside. Coming 51-20. Okay. Şimdi az önce yanlış otobüse binmişim. Tekrardan bir otobüse bindim. 250 Kuveyt dinarı. Yani yaklaşık olarak 1 dolar karşılığında yine otobüsteyim. Otobüse bindiğinizde şunu görüyorsunuz. Kesinlikle hiçbir Kuveytli otobüs kullanmıyor. Şoförümüz de yine kökenli bir abi. Yani tamamen göçmenlere kullandığı bir ulaşım aracı. Kuveytlilerin direkt kendi arabası var ve kendi arabalarıyla gidiyorlar trafikte. Böyle bir ayrım ölçüde hissediyorsunuz bunu. Sürekli her toplu taşımaya bindiğinizde. Şimdi dostlar göstermeden çekmeye çalışıyorum. Meşhur Kuveyt kulelerine geldim. Buranın sembol yapısı. Umarım gözükmüştür. Etrafında tamamen çalışmalar var. Ve bomboş bir bölge. Kulenin içerisinde de kamerayla video çekimi yasakmış. Sadece telefonla çekebilirsin. Ben de açıkçası girmek istemedim. Ücreti de 12-13 dolar gibi bir şeydi. Eminim ki çok güzel manzarası var. Bütün okyanusu görebileceğim ama hiç kimse yok. Yani gittiğimde görevli bile yoktu. Görevli geldi. 3000 dinar dedi içeri girmek için. Yani ne yapıyor artık? Yaklaşık 11 dolar gibi bir şey yapıyor zannedersem. Tamam dedim. Sonrasında baktım fotoğraf çekmek yasaktır diye yazı yazmışlar. Dedim fotoğraf video çekemez miyim? Sadece telefonun ile fotoğraf çekebilirsin cevabını alınca dedim gerek yok girmek istemiyorum. Zaten hiç kimsenin olmadığı boş bir yer. Bu yapı aslında dostlar 1990 yılında Irak buraya saldırdığında yıkılmış bir yapı. Ancak Kuveyt'in sembolü olduğundan tekrardan inşa ediliyor. Böyle ilginç bir hikayesi olduğu için gelip görmek istedim ama yani çok da bir şey yokmuş aslında bu yapıda. O yüzden vazgeçtim. Ve son olarak şöyle Kuveyt plajlarını da göstermek istiyorum size dostlar. Harika bir deniz kokusu var. Böyle çok güzel plaj var. Giren kimse yok ama suya. Su çok güzel duruyor, çok güzel gözüküyor. Hava da benim şansıma süper uygun. Bol güneşli 26-27 derece. Üstündekiyle terliyorum. Burada bile normal değil bu mevsimde bu sıcaklıklar. Şanslıyım o yüzden. İleride hemen şurada denizin ortasından geçen bir yol var. Bayağı böyle yuvarlak çiziyor. Etrafınızı sarıyor. Çok acayip duruyor. Aslında vaktimiz olsa o yoldan geçmeyi çok isterdim ve detaylıca buraya gezmeyi, başka yerlerine gitmeyi, Kuveyt şehir merkezinin dışına çıkmayı çok isterdim. Şunu söyleyeyim, kişisel zenginlik açısından gördüğüm en zengin yer büyük ihtimalle bugüne kadar. Çünkü inanılmaz lüks araçlar gördüm gün boyunca. Her biri belki milyon dolar değerinde olan araçlar gördüm. İlginç bir ülke Kuveyt, farklı bir ülke. Benim için de çok farklı bir deneyim oldu. Kısıtlı vaktim olmasına rağmen burada güzel, keyifli bir gün geçirdim bence. Kameramız sürekli kapanıyor, şarjımız tükendi artık. Daha anlatacağım çok şey var. Başka bir yerde devam edelim. Ya da böyle hazır güzel bir yere gelmişken sahil kenarında ilk videomuzu sonlandıralım buradan. Bir sonraki videoda yeni ülkemize geçeceğiz. Burada başlatacağım büyük ihtimalle videoyu ve yolculuğumuz başlayacak. Daha farklı, daha güzel ülkelerde görüşmek üzere dostlar. Videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın.